Selamun aleyküm. 16 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 16 Mart 1920. İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etti. 1924. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulünden sonra medreseler kapatıldı. 1935. Adolf Hitler Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı. Versay Antlaşması, Almanlar ile İtilaf Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanmış bir anlaşma olup, savaştan yenik çıkan Almanlar açısından çok ağır şartlar içermekteydi. 1968. Vietnam Savaşı sırasında Amerika askerleri My Lai katliamını gerçekleştirdi. 16 Mart 1968 günü ABD askerleri My Lai köyü ve çevresine yönelik büyük bir saldırı başlattı. Katil ABD'liler canlı kimi buldularsa yok ettiler. Yaralıları süngülemek, kızların ırzına geçmek, insanların çocuklarını saklamaya çalıştığı barakalara el bombası atmak, yüzden fazla insanı bir hendeye doldurup taramak gibi caniyane işler yaptılar. 4 saat süren katliamın sonunda 504 insan katledildi. 1978. İstanbul Üniversitesi'nden çıkan bir öğrenci grubun üzerine bomba atılması sonucu 7 öğrenci öldü. Daha sonra silahlı kişilerce gruba ateş açıldı ve çok sayıda kişi yaralandı. 1988. Halepçe katliamı. 1986'da başlatılan ve 1989 yılına kadar devam eden Enfal operasyonunun bir parçasıydı Halepçe katliamı. Saddam, Enfal operasyonuyla Iraklı Kürtler başta olmak üzere Süryani ve Irak Türkmen azınlıklarını hedef almıştı. Enfal operasyonunun liderliğini Kimyasal Ali lakaplı Ali Hasan el-Mecidi yürütmüş ve toplamda 100 bin ila 150 bin arasında insan katledilmişti. Operasyon özellikle 1988 yılında doruğuna ulaşmıştır. 16 Mart 1988'de zehirli gaz bombalarını taşıyan 8 MiG-23 uçağı tarafından Halepçe kasabasına bombardıman düzenlendi. İlk anda 5000'den fazla Halepçeli Müslüman Kürt katledildi. 7000'den fazla insan da yaralandı. 1999. Kosova'daki Sırp güçlerine karşı 70 gün sürecek hava harekatı başlatıldı. 2003. Russell Corey, Siyonistlerin tankları tarafından ezilerek öldürüldü. Russell Corey, ABD'li barış gönüllüsü, Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesiydi. Genç kız, 16 Mart 2003 tarihinde Filistinlilerin evlerini yıkmak isteyen Siyonistlerin buldozerlerinin önüne dikilerek engel olmak istedi. Ama Russell Corey, Yahudi Siyonistlerin onu buldozerlerle ezip geçecek kadar insanlıktan yoksun, vahşi ve hunhar olduğunu tahmin etmemişti. Siyonistler buldozerle üzerinden geçerek onu katlettiler. 2014. Kırım tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya geçmeyi kabul etti. 2020. Dünya Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayıldığı bir ülkede kontrol altına alınana kadar cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması yönünde fetva yayımladı. 2020. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerde cemaatle kılınan namazlara koronavirüs önlemleri kapsamında ara verildiğini duyurdu.